Merhaba, videoma hoş geldiniz. Acayip bir şey geldi başıma. Vallahi acayip bir şey geldi. Yolda yürürken sokakta neşter buldum, neşter ucu. Çok acayip korkuyorum şu an. Acayip korkuyorum. Neden mi? Çünkü bunu... Ah! Ayağıma düştü. Ana! Ayağıma neşteri takacağım kalem düştü. Allah'tan ucunda neşter yoktu millet. Ödüm patladı. Neyse, zaten bunu takarken de ödüm patlayacak. Çünkü inanılmaz keskin bir şey bu. Bunu normalde doktorlar ameliyat yaparken kullanıyor. Şimdiden söyleyeyim, sakın denemeyin ve böyle videolar gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Denemek yok evde ha. Sakata gelmeyin sonra. Neşterimizin ucu burada. Biraz korkuyorum. Çok keskin yani. Acayip keskin bir şey. Cımbızla takın diyorlar. Düşünün. Ve ucu da şu kadar. Bakın. Gördünüz mü? Bu kadar bir ucu var. Bu elimdeki şey değil. Böyle neşter için özel bir şey değil. Maket bıçağı için bu. Ödüm patlıyor ya, elim kesilecek diye. Gerçekten işte burada. Şimdi ilk olarak domates keseceğim. Aa, dokunmamla içine girmesi bir oldu. Kabuğunu kesiyorum şu an. Hem de var ya, hiç ama hiç çaba sarf etmiyorum. Bakın. Gördünüz mü kabuğu? Şöyle keseyim de iyice göstereyim. İşte burada. Resmen soydum. Hiç çaba sarf etmeden. Burada böyle soydum. Şimdi biraz daha sert yapınca bakalım ne kadar kesecek. Bakın biraz daha sert yapıyorum sadece. Oh, sanki beni kesti. İçim gitti, içim. Hop. Yine en ince şekilde. İşte bir parça daha gitti. Bakın inceliğine bakın. Acayip ince. İnanamıyorum yani. Bu kadar keskin bir şey olduğuna. Şimdi paramparça edeceğim bakın domatese. Her değdiği yeri resmen salçalık domatese çevirdi. İşte burada. Birkaç bilek hareketiyle sadece bu arada. Başka bir şey yok. Neyse. Domatesi hallettik. Şimdi sıra şöyle akışkan bir şeye gelsin. Bende bir tane şey vardı. Böyle pasta süsleme kreması. Yeşil. Onu plastiğini bakalım nasıl kesecek. Yine sadece dokunuyorum bakın. Plastiği hiç zorlanmadı yani. Hiç. Sıfır. Limon. Hadi bakalım. Limon efendi. Limon kabuğundan reçel. Yani ben hiçbir mutfak bıçağı bu kadar keskin değil, size söyleyeyim. Bakın limon nasıl soyuyor. Domatesin içi de kırmızı olduğu için pek anlaşılmıyordu. Ama limon acayip yani. Peki daha derin kesmek istersek ne olur? Biraz bastırıyorum ve dik tutuyorum sadece. Alın size. Löp diye çıkarttı limonun içine. Gördünüz mü? Vay be. Şimdi sıra gelsin. Gelsin mi sıra? Jelibona. Tavuk budu. Burada derisi de biraz benziyor ya. Vallahi merak ediyorum. Sadece dokunduruyorum. Ay, içim bir hoş oldu. Direkt kesti. Direkt kesti. Baksanıza şuna. Nasıl açıyor? Dokunmak yetiyor yani. Yani şuradan tavuğu istersek derisini açtık, ameliyat edebiliriz. Daha da parçalayalım mı? Ete girelim. Yani dünyada bu kadar keskin bıçak yoktur ya. Yani şu kadar hareket ettiriyorum ha. Başka bir şey yaptığım yok. Oha, kemiği bile kesiyor. Altlara doğru kesiyor bakın. Buralar daha yumuşak herhalde. Vay be. Şimdi sıra geldi kuzu etine. Yani normal kırmızı et. Değdiriyorum. Şöyle çekiyorum sadece kendime doğru. Hiç bastırmadan. Oh, ve açılıyor. İkinci bir kesik atayım. Sadece bir kere değerek bu hale geldi.
İkiye bölelim Mete hadi. İşte ikinci deyişte de Mete bunu yaptı. Bakın şimdi. İşte bu kadar keskin. Yani diyecek hiçbir şey yok. Hayatımda gördüğüm en keskin şey. Vallahi bütün kasap bıçaklarından da keskin. Her malzemeden keskin. Korktum vallahi. Ama bence neşterin ne kadar keskin bir şey olduğunu öğrenmiş olduk. Güzel miydi? Tavuğu keserken böyle bir içim gitti ya. Neyse, buraya tıklayarak da evdeki bıçakları bıçak bileyleme aleti olmadan nasıl bilersiniz onu anlattığım videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.